TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Bir Gönül Şehsuvarı Mehmet Ali Şengül başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ölüm herkesin endişesi, korkusu, bizim için yolda bulunmuş inci. Ne zaman gelir bizi bulur, o bizim için bayram sevinci. Zeki insan çoktur, akıllı insan az değildir. Ama muhabbetle göz aydınlığı veren sevgi insanı bulmak zordur. Yanında bulunduğunuzda onun sevgi atmosferine girersiniz. Size baktığında sizi kucaklayan bir muhabbet halesi hissedersiniz. Mehmet Ali ağabey böyle bir insandı. Başka hiçbir vasfı olmasa, insanlara karşı bu sevgi duygusu onun kıymetini ifadeye kâfi gelir. Çilekeş bir insandı. Saf ve evvelden, hizmeti ilk omuzlayanlardan, hafızlık sonrası kestane pazarında hoca efendi ile tanışıyor. 5 arkadaşıyla beraber ilk ders halkasına oturuyor. 9 yıla denk bereket ve feyiz kaynağı oldu diyeceği 9 ay kadar bir süre özel ders okuyor. Sonra ilk öğrenci evi açılıyor ve arkası geliyor. 12 Eylül sonrası 9 ay kadar hapis yatıyor. O tarihte sıkı yönetimin arananlar listesinde ve afişinde Fethullah Gülen de var. Mehmet Ali Hoca'yı gözaltına alıp yerini öğrenmek istiyorlar. Ağır işkence görüyor. Ayak tabanları falakadan yarılıyor. Günlerce yürüyemiyor. Soğuk hücreye atılıyor. Herhalde burada öleceğim diye düşündüğü çok zaman oluyor. Son olarak gözlerini bağlayıp binanın çatısına çıkarıyorlar. Aşağı atmakla tehdit ediyorlar. Yerini bilmiyorum diyor. Hoca efendinin yerini gerçekten de bilmemektedir. Gözleri kapalıdır ama hissettiği rüzgardan boşluğun kenarında olduğunu hisseder. Şehadet getirir, bir alt katın balkonuna doğru iterler. Düşer, oraya yığılır kalır. Ölürse başımıza dert olur diye korkup tahliye ederler. Uzun zaman iyileşemez. Kendi ifadesiyle 1,5 yıl normal şekilde oturamaz. Hayatı hep böyle çileyle örgülü. Ömrünün ana ekseni hicret. Hizmet etmediği coğrafya yok. Bizim için hicretin bir defası bile çok kıymetli. Mehmet Ali Hoca bunu onlarca defa yapmış. Muhtereme eşi taşındıkları ev sayısını 25'ten sonra saymaktan vazgeçtiğini anlatıyor. Çalışkanlığı, ulul azmane gayreti, şu son yıllarda sağlığının elverişsizliğine rağmen her nerede hizmet var dense geri durmaması, 76 yıllık hayatının Allah'tan dolayı olmayan bir saatini bulmak bana göre zordur. O kadar çok insanın hayatına insibağıyla dokunmuştur ki. İmam-ı Gazali'ye Hüccetül İslam denir. Mehmet Ali ağabey de öyle hüccet bir insandı. Hizmetin hücceti gibiydi. Hizmetle alakalı bir kuşkunuz varsa onun saffetine bakıp şüphenizi giderebilirdiniz. Eğer bu insan bu işin içindeyse bu iş doğrudur derdiniz, derlerdi, derdik. Tek mal varlığı kayınpederinden kalmış küçük bir evdi. Hoca efendi, sizin gibi öndekilerin o kadarlık bile mal varlığı olmasın, kirada oturun deyince onu da vakfetmiş. O evi 15 Temmuz sonrası haramiler gasp etmiş. Fakat nasılsa emlak vergisi tahakkuku devam etmiş. Ve bu narin insan, madem ki vergi tahakkuku olmuş, ödemem lazım demiş ve geçen yıla kadar ödemeye devam etmiş. Sonra güvendiği bir iki kişi, ''Hocam bu ev gasp edilmiş, niçin ödüyorsunuz? Gerek yok.'' deyince ikna olup vazgeçmiş ve o miktarı muavenete aktarmış. Fevkalade ciddi bir insandı. Mütebessimdi ama sesli güldüğüne hiç rastlamadım. Laviyat kendisinden sudur etmediği gibi bulunduğu meclise de uğrayamazdı. Kestane pazarında Hoca Efendi'yi ilk dinlediğinde ''Allah'ım ölünceye kadar beraber hizmet edeyim.'' diye dua ediyor. İşte bu sadakatle önceki gün Hakk'a yürüdü. Kader, sadakat timsali kutsi ruhuna bir de pandemiyle hükmü şahadet tacı ekledi. Hazreti Mevlana ölüme şeb-i aruz derdi, yani sevgiliyle buluşma anı. Dini disiplinlere saygılı olmak lazım ama engin bir ümidimiz var. O sebeple de recamız o ki Mehmet Ali Hoca içinden taşan sevginin sahibine kavuştu. İlk hocası Yaşar Tunagür Hoca'ya kavuştu. Arkadaşı Mehmet Özyurt Hoca'ya kavuştu. Kendisini yere göğe koyamayacak kadar seven Hacı Kemal ağabeye kavuştu.
Sadece onlar değil, ona müştak yüzlerce arkadaşına kavuştu ve Şadırvan'da anlatılan yakazaya tulu edenlere kavuştu. Tabiinin efendisi Hasan Basri'ye, asırları fıkhıyla aydınlatan Ebu Hanifi'ye, aşk sultanı Hazreti Mevlana'ya kavuştu. Samsunlu hoca nerede diyerek ona olan hasretlerini dile getiren dev kametlere kavuştu. Defterdeki ismi nasıl bilmezsiniz diyerek hayretle bizi uyaran ruhanilere kavuştu. Cenab-ı Hak bu reca ve ümidimizde bizi inkisara uğratmasın. Rabbi Kerimimiz Mehmet Ali ağabeyi mağfiretiyle istikbal buyursun, makamını âli eylesin. Öncelikle 50 yıllık yol arkadaşı ve en iyisi muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye, Hatice'vi bir sadakatle hayat arkadaşlığı yapan Azize refikası Hatice Hanım Efendi'ye, aziz kardeşi Hüseyin Bey'e, değerli kızları Fatma, Ayşe ve Rana Hanım'a, kıymetli oğulları Said ve Musab Bey'e ve safla evveldeki emektar yol arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim. Hazreti Mevlana vefatına yakın bunu hisseden ve kederlenen talebelerini şu sözlerle teselli etmişti. O teselliyi okuma sırası bizde. Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, bende bu dünyanın gamı var. Dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme. Benim için ağlama. Yazık, yazık deme. Şeytanın ayranına düşer, düzenine kapılırsan yazık olur. Yazık, yazık demenin sırası gelir. Cenazemi görünce, ah ayrılık, ayrılık demeye kalkışma. Kavuşup buluşmam o zamandır benim. Beni kabre indirip bırakınca elveda, elveda deme. Çünkü kabir can topluluğunun bir perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe, aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batmak görünür ama doğmaktır o. Mezar hapis gibi görünür ama canın kurtuluşudur o. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda da böyle bir şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf'u ne diye kuyudan feryat etsin? Divan-ı Kebir, Bahri Müctez, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.